Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve ne'ûzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille lehu ve men yudlil fela hadiye lehu. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Emma ba'd. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahum amin. 20. hadise geldik. An Ebi Mes'udin Ukbete ibni Amr el Ensari el Bedri radiyallahu anhu. Ebu Mes'ud Ukbe ibni Amr el Ensari el Bedri radiyallahu anhu kal, dedi ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber aleyhissalatu vesselamın şöyle rivayet ettiğini bildirdi bize. İnne mimme edreken nasu min kelamin nubuvvetil ula. Dedi ki Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle dedi. İnsanların peygamberliğin ilk sözlerinden eriştiklerinden birisi de ilki de şudur. İza lem testahi fesna' مَا شِئْتَ. Eğer ki utanmıyorsan dilediğini yap. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu ne diye isimlendiriyor? Nubuvvetin ilk sözlerinden, insanların ulaştığı ilk sözlerinden diye isimlendiriyor. رَوَاُ الْبُخَارِيُ. Ve bu hadisi Bukhari rivayet etti. İnşallah bu hadis üzerinden devam edeceğiz şimdi. Ebu Mesud el-Bedri kimdir? Kendisi Ensardan olan, Hazreç kabilesinden olan bir gençti. Peygamber aleyhissalatü vesselama ilk iman edenlerdendi. Akabe biatında aleyhissalatü vesselama geldi ve Müslüman oldu. Tabi peygamber aleyhissalatü vesselama iman ettiği sürece ona bağlı kaldı. İsmiyle alakalı niye el-Bedri denilmiş? Bu konuda bir ihtilaf var. Bazıları çok küçük bir topluluk onun Bedir savaşına katıldığını, büyük bir topluluk ise Cumhur ulema ise demiştir ki hayır, o Bedir'e katılmadı, ancak Bedir'de evi olduğu için ona el-Bedri denilmiştir demişler. Bununla beraber onun hakkında çok bir bilgi yok siyerlerde, ama kendisi 102 hadis rivayet etmiştir. Büyük bir fakihtir, büyük bir muhaddistir. Yani hadisleri iyi bilen, Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadislerini ezberleme konusunda gayreti olan bir şahıstı. Ve kendisi ömrünün son zamanlarında, özellikle aleyhissalatü vesselamın vefatından sonra Ali radıyallahu anhu ile beraber Kufe'de bir zaman kalıyor. Ve Ali radıyallahu anhu Sıffın savaşına gittiği zaman kendisinden sonra onu vali olarak tayin ediyor. Ancak Ebu Mesud el-Bedri kendisi şu konudan bir şikayetçiydi. Yani savaşın iki taraf için de zafer olmayacağını söyleyen bir şahıstı. Yani Ali radıyallahu anh kazansa bile zafer olmayacaktır. Karşı taraf kazansa bile zafer olmayacaktır. Tabi Kuffe halkı bunu duyunca ona tepki gösterdiler. Dediler ki sen ne diyorsun? Biz seni şikayet edeceğiz dediler yani. Nasıl öyle bir şey dersin dediler. O da dedi ki onlar da Allah Resulü'nün sahabesi. Bu da Allah Resulü'nün sahabesi yani. Müslüman Müslümana öldürüyor. Bu bizim için savaş. İkisi de zafer olmaz. Peki ne olsun dediler. O dedi ki sulh olsun. Ben isterim ki iki Müslüman topluluk arasında sulh, barış olsun dedi. Diğer rivayetler de mevcuttur. Ve kendisi aynı şekilde bu dediğim şeyleri özellikle Ali radıyallahu anhu duyduğu zaman bazı rivayetlere göre ona tepki gösteriyor. Tabi burada neyin etkisi var? Kuffe halkının büyük bir etkisi var. Bilindiği gibi Kuffe halkı fitne konusunda çok üstün seviyededir diyebiliriz. Evet. Şimdi gelelim hadise. Hadisin önemiyle alakalı şunu söyleyebiliriz kardeşler. Bu hadis öncelikle nubuvvetin ilk sözlerinden bahsediyor. Nubuvvetin ve insanlara ulaşan ilk sözlerinden bahsediyor ki demek ki bu çok önemli bir sözdür. Çünkü peygamberlerden peygamberlere hiç durmadan nakledilmiştir. Onun için önemlidir. Hadisin öneminiyle alakalı vereceğimiz ilk bilgilerden bir tanesi budur. İkincisi ise utanmıyorsan dilediğini yap sözü
Bu da bize hayanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Yani bu hadiste biz daha çok neyden bahsedeceğiz? Hayadan bahsedeceğiz. Haya nedir peki kardeşler? Kısaca anlatacağım zaten ileride. Yani bu hadisi öğrendikten sonra bu hadisin bizi biraz edebe sevk etmesi lazım. Çünkü biz hayayı öğrenirsek bu bizi edebe sevk eder. Başka insanlar arasında bizi değerli kılar. Eğer ki biz hayalı olursak. Bununla beraber ağırbaşlı kılar. Bununla beraber yüzsüzlüğün de zıttıdır. Yani haya yüzsüzlüğün zıttıdır kardeşler. Bu sebepten dolayı Müslümanın en büyük ziynetlerinden bir tanesi de hayadır. Biraz sonra zaten bunların tek tek açıklayacağım. Evet. Ne dedik? İnne mimme edreken nasu min kelamin nubuvvetil ula. Dedi ki insanların ilk nubuvvet sözlerinden insanların idrak ettiği söz budur dedi. Hangi söz? Utanmıyorsan dilediğini yap. Demek ki bu öyle bir sözdür ki kardeşler, biraz önce zikrettiğim gibi tevhid kadar önemli bir sözdür. Tevhid kadar önemli bir sözdür. Neden öyle? Çünkü biraz sonra da zikredeceğim gibi bazı alimler şunu söylemişler. Demişler ki imanın olmadığı yerde haya da olmaz. Hayanın olmadığı yerde iman da olmaz derler. Biri terk etti mi öbürü de arkasından onu bırakır gider demişler. Peki peygamberler neden hep birbirlerine aynı sözü tavsiye etmişler? Yani nasıl ki tevhidi tavsiye ettikleri gibi, tevhidi miras bıraktıkları gibi bu sözü de nasıl olmuş da bize nasihat olarak, bize işte vasiyet olarak, bize emanet olarak bırakmışlar. Demek ki bu söz öyle değerli bir sözdür ki bütün peygamberlerin insanlara ulaştırmak istedikleri sözlerden bir tanesidir. Ve bütün peygamberlerin de ahlakı buydu. Biz bunu biliyoruz. Ahlakı hayalıydı. Utanma konusunda en hayalı olan şahıslardandı. Yani utanma duygusu kendilerinde en yüksek derecede olan insanlar da bunu nereden anlıyoruz? Bunu şu hadisten anlıyoruz kardeşler. Gerçekten de ilginç. Yani bir benzetme var burada. Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam için diyor ki sahabe, o diyor yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem çadırdaki bakire kızdan, bakın dikkat edin, çadırdaki veya bazı rivayetlerde örtünün arkasındaki bakire kızdan daha hayalıydı. Ne demek? Hoşuna gitmeyen bir şey duyduğu zaman hemen biz onu yüzünden anlardık. Şimdi verilen örnek başka bir boyut. Onu biraz sonra açıklayacağız. Bakire bir kızın ne kadar hayalı olması gerektiğiyle alakalı. Peygamber aleyhissalatü vesselam hayasının ona benzetilmesi daha uç bir nokta. Demek ki bütün peygamberlerin özellikleri buydu. Yanlış bir şey gördükleri zaman, Allah azze ve celle'nin hoşuna gitmeyen bir şey gördükleri zaman onların ne yaparlardı? Onların yüzleri kızarırdı ve haya duygusu onlarda en üst seviyeye çıkardı. Veya mesela İmam Tirmizi'nin, İmam Ahmed'in rivayet ettiği bir hadiste diyor ki aleyhissalatü vesselam, dört haslet vardır ki bunlar peygamberlerin sünnetlerindendir. Birincisi haya. Bütün peygamberlerin ortak özellikleri. Haya. Güzel koku sürünmek en büyük sünnetlerindendir. Misvak kullanmak ve evlenmek. Evlenmek de bütün peygamberlerin ortak sünnetlerindendir diyebiliriz. Bizi ilgilendiren meselesi neresiydi? Haya. Demek ki haya bütün peygamberlerde ortak bir neydi? Bir hasletti, bir huydu, bir alışkanlık, bir güzellikti yani. Bunu biliyoruz. Evet. Peki haya nedir? Haya ile alakalı biraz bilgi verelim. Haya nedir biliyor musunuz kardeş? Haya utanmadır. Ardır. Mahcubiyettir. Tövbedir. Kaçınmadır. Yani ve buna benzer şeyleri söyleyebiliriz. Peki haya ile alakalı, yani sözlük manası ile alakalı bu bilgiyi verdikten sonra şuraya geçebiliriz inşallah. Hadise geçelim şimdi. Evet. Ne dedi hadiste? Dedi ki اِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاسْنَعْ مَا شِئْتَ. Eğer utanmıyorsan dilediğini yap. Şimdi alimler bu hadis hakkında, özellikle bu hadisin emir kipi hakkında konuşmuşlar. Yani fesne maşitte dilediğini yap dediği zaman
Burada sanki Peygamber aleyhissalatü vesselam hani utanmıyorsan dilediğini yap derken neyi kastetmiş olarak burada hep konuşmuşlar. Üç tane mana çıkartmışlar alimler. Birinci mana şudur demişler. Demişler ki Peygamber aleyhissalatü vesselam burada hani utanmıyorsan dilediğini yap derken tahkir manasında yani küçültme manasında, tehdit manasında bunu söylemiş. Yani sen bunu yap ama başına neler gelecek hele senin. Sen bunu yap da Allah Azze ve Celle seni nasıl cezalandıracak göreceksin gibi tehdit manasında kullanılmış demişler. Bu doğru mu? Aslında bundan sonra zikredeceğim o iki görüş de muteber görüşler ama bu sanki Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözünün anlamına daha yakın. Yani sanki bu görüş tercihe daha şayan diyebiliriz. Mesela ne demişler? İşte örnek olarak da şunu getirmişler alimler. Demişler ki mesela Allah Azze ve Celle de aynı şekilde kitapta bazı kullarına bazı şeyler söylüyor. Örnek vereyim size. Bakın dikkat edin. Allah Azze ve Celle ayetleri yalanlayanların durumundan bahsediyor. Ondan sonra kıyamet günü ateşe atılanla rahatta olanın durumu aynı olur mu diyor. Sonra diyor ki ben bunları size anlattıktan sonra اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ Dilediğinizi yapın. Bakın dilediğinizi yapın. Devamında ne diyor? اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla görmektedir. Şimdi burada Allah Azze ve Celle yapın derken yani biz günah işleyelim diye emir mi etti? Yok, bizi tehdit etti aslında. Yani öncesinde zaten cehennemden bahsetti. Rahatlıktan, cennetten de bahsetti. Bunlardan bahsettikten sonra dedi ki hadi bakalım dilediğinizi yapın. Yaparsanız ne olur? Yaparsanız kendiniz kaybedersiniz. Bize bir ne yaptı? Bize bir irade verdi. Dilediğinizi yapın ama eğer ki öyle bir şey yaparsanız Allah Azze ve Celle yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir dedi. Veya başka bir ayette Allah Azze ve Celle şunu söylüyor. فَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ Allah'ın dışındakilere hadi tapın. İbadet edin. Burada ne var? İbadet edinden kasıt nedir? Yani Allah Azze ve Celle apaçık emir kipi var burada. Biraz öncekinde de emir kipi vardı. Yani burada fe'budu yani ibadet edin. İbadet edin. Ma şeytum min dunihi. Allah'ın dışında dilediğiniz kimselere ibadet edin. Burada bir emir kipi var ama bu emir kipi Allah Azze ve Celle biz başkasına kulluk edelim diye değil. Burada bir tehdit var. Tehdit ediyor. Hadi edin de göreyim gibi. Hadi edin de göreyim gibi bir mana çıkıyor burada. Şimdi bunları niye anlatıyorum kardeşler? Bunlar Kur'an'ın ve sünnetin bazen uslubudur. Eğer ki biz bunları bilmezsek bazen karşımıza geldiği zaman özellikle yani biz Müslümanlar bunu bu kadar anlayacak kadar ahmak değiliz ama bazı cahiller der. Der ki bakın Allah Azze ve Celle dilediğinize ibadet edin diye emrediyor. Emir vücubiyeti gerektirir. Hadi abi ne yapalım Allah'ın dışındakilere ibadet edelim diyebilirler. Ancak biz ne diyoruz? Bu böyle değil diyoruz. Burada tehdit ve tahkir var. Küçümseme var. Allah Azze ve Celle bunu söylüyor. Veya Peygamber aleyhissalatü vesselamın bir hadisinde şu var. Men ba'al hamre fel yuşakkisil hanazire. Her kim içki satarsa domuz kasaplığı da yapsın. Bak burada yine bir emir var. Yani kim içki satarsa domuz da satsın diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Burada domuz satsın derken yani domuz satmaya teşvik etmiyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ya içki satıyorsun o zaman domuz da sat. Hani burada bir kınama var. Burada bir tehdit var. Bu sebepten dolayı bu ve benzeri sözler, kelimeler, ayetler, hadisler bunlar neye delalet ediyor kardeşler? Tehdide delalet ediyor diyebiliriz. O zaman demek ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu sözünden ilk kasıt neydi? Buydu. Yani اِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاسْنَعْ مَا شِئْتَ Yani utanmıyorsan dilediğini yap sözü buna delalet ediyor. İkinci bir görüş ki alimlerin bu konudaki görüşü İmam Nevevi'nin görüşü. Diyor ki İmam Nevevi buradan kast edilen şudur. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki eğer ki sen bir amel yaparken utanmıyorsan, haya duymuyorsan demek ki o amel mübahtır. Buradan mübahlıktan bahsediyor. Yani bu emir kipi mübahlığı belirtiyor demişler. Doğru mu? Normalde yani çok doğru bir mana değil işin gerçeği. Ama alimler bunu da zikretmişler. Yani biraz daha örnek vereyim daha iyi anlaşılsın. Mesela diyor ki İmam Nevevi
Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki, utanmıyorsan dilediğini yap. Eğer ki ben bir amel yaparken utanıyorsam bunu yapmamam lazım. Ancak utanmıyorsam bunu yapabilirim çünkü bu demek ki mübahtır. Demiş alimler. Bu da İmam Nevevi'nin görüşüdür diyebiliriz. Üçüncü bir görüş vardır ki burada bu daha geniş bir görüş. Alimlerin bazıları demiştir ki buradan kastedilen emir değil haberdir. Yani örnek vereyim. Haber nedir? Bir şeyi bildiren şeydir. Mesela cehennemdeki yerini hazırlasın. Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam burada tehditle beraber haber var demişler alimler. Ve burada bunu kastetmişler. Yani اِذَا لَمْ تَسْتَعِي فَاسْنَعْ مَا شِيْتَ hadisini şöyle anlamışlar. Yani haya etmeyen istediğini yapar. Yani sen haya etmezsen bütün günahlar senin peşindedir. Sende haya olmazsa sen günahkarsın. Sen bu günahlara düşersin. Haberini veriyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bu doğru bir görüş müdür? Bu da doğruya yakın bir görüştür. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselamın buna delalet eden başka hadisleri vardır diyebiliriz. Mesela Allah bir kula buğz ederse ondan hayayı çeker diyor. Yani haya ile Allah'ın buğzunun karşılıklı olduğunu söylüyor. Haya ile imanın aynı yerde olduğunu söylüyor. Yani sende haya yoksa günahlar senin peşindedir. Sen günah işlemeye devam edeceksin. Eğer sende haya yoksa Allah Azze ve Celle günah kapılarını sana ardı arkası açacaktır. Sen bunları yapmaya devam edeceksin. Bu bir haberdir. Eğer ki hayan yoksa sen günahkarsın manasındadır demişler. Veya mesela aynısını İbn Abbas da şöyle demiştir. İman ve haya ikisi bir aradadır. Haya çekilince diğeri onu takip eder. Bu hepsi ne olur? Bunların hepsi beraber aynı şekilde olur demişler. Biri birini terk ederse o da onu bırakır demişler diyebiliriz. O zaman bu üç tane manadan tercih edilen görüş birinci manasıdır ki Peygamber aleyhissalatü vesselam ilk sözüyle alakalı kastedilen zikrettiğimiz görüş doğru olan görüştür diyebiliriz. Yani ne dedik ilk görüşüyle alakalı? Dedik ki buradan kastedilen tahkirdir, tehdittir demiştik. Evet. Evet, bu konudaki üç görüşü zikrettikten sonra şunu söyleyebilirim. Birincisi dedik ki tehdit manasındadır. İkincisi mübahlık manasındadır. Üçüncüsü ise haber manasındadır. Yani sende eğer haya yoksa sen günah işlemeye mahkumsun manasındadır demiş alimler. Burada hayanın çeşitleri vardır kardeşler. Haya nedir? Haya iki çeşittir. Alimler böyle açmışlar meseleyi. Demişler ki bir haya vardır ki bu fıtri olan bir hayadır. Bir haya da vardır ki bu nedir? Bu kesbidir. Yani insanın kazanarak yaptığı bir hayadır. Fıtri haya nedir peki? Fıtri haya insanın doğduğundan beri Allah Azze ve Celle'nin onun hamuruyla yoğurduğu hayadır. Yani kastedilen nedir? Örnek vereyim size. Müslüman olsun, müşrik olsun, putperest olsun veya işte ehli kitap olsun fark etmez. Dinin ne olursa olsun Allah Azze ve Celle'nin o şahsın fıtratına yerleştirdiği hayadır demişler. Bu bazen şu şekilde de olur demişler. Örnek vereyim size. Adam putperest. Putperest olduğu için adama bakıyorsunuz gerçekten çok edepli. Çok hayalı. Yani adamın fıtratında var. Allah Azze ve Celle bu fıtratı ona yerleştirmiş. Gerçekten yani. Hareketlerine bakıyorsunuz, huylarına bakıyorsunuz fark etmez yani. Ya adam Hindu bile olsa bakıyorsunuz Allah Azze ve Celle adamın fıtratına öyle bir şey yerleştirmiş ki adam nedir? Adam o fıtratla gerçekten hayalı, yani utangaç, hal ve hareketlerine bakıyorsunuz. Yani elinden geldiği kadar inandığı şeyi yaşamaya çalışıyor. İlahiri bu şekilde zikredebiliriz. İkincisi ise kesbi olandır. Yani kazanılarak yapılan bir şeydir. Bu da Yüce Allah'ın sıfatlarını bilerek olur. Mesela insan Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını bilirse, Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını düşünürse, bu onda bir meleke olarak oluşur demiş alimler. Örnek vereyim size. Biz bundan önce hangi hadisten bahsettik? Özellikle Cibril hadisinde şu konudan bahsettik. İhsan meselesinden bahsettik. Yani ihsanı düşünen bir adam
Allah Azze ve Celle'nin kendisini gördüğünü bilen bir şahıs ne yapar? İbadetlerini çoğaltır. İbadetlerine dikkat eder. Bu psikolojide olan bir şahıs bunu yapar. İşte bu nedir? Hareketlerine dikkat eder, huylarına dikkat eder, Allah Azze ve Celle'nin sınırlarına dikkat eder. İşte bu nedir? Bu kesbi olan bir hayadır. Yani sen bunu kazanarak yapabilirsin, ilimle kazanabilirsin. İslam'da imanın arttıkça bu sende ne olur? Bu sende haya olduğu gibi ne olur? Olduğu gibi artar diyebiliriz. Evet. İmam Kurtubi de der ki kardeşler, der ki kesbi haya şarinin yani şeriat koyucunun imandan diye nitelendirdiği hayadır. Yani kesbi haya eşittir imandır. Biraz önce zikrettiğimiz gibi. Fıtri haya, fıtri olan haya bu insanın mükellef olduğu bir haya değildir. Mükellef olduğun haya hangisidir? Kesbi olan, kazanman gereken haya senin mükellef olduğun hayadır. Yani bunun için uğraşman lazım. Yoksa fıtratında yoksa yoktur. Sen bundan sorumlu değilsin. Ama öbürünü kazanmak için çaba göstermen lazım. Bu sebepten dolayı fıtri hayası olan bir adam kesbi hayayı da yakalar demiş alimler. Yani adamın fıtratında, adamın hamurunda gerçekten haya varsa, edep, ahlak varsa bu zamanla İslam'ı, imanı yakalayabilir demişler. Peygamber aleyhissalatü vesselamın buna delalet eden birçok sözü var. Mesela aleyhissalatü vesselam cahiliyede bazı insanlar görürdü ve ne derdi? İslam'a yakıştığını söylerdi bu şahısların. Bunun sebebi neydi? Bunun sebebi adamın ahlakıydı, adamın cömertliğiydi, adamın hayasıydı. Allah Azze ve Celle de hidayet ettiği zaman o şahıs ne olurdu? O şahıs cahiliyesinde altın olduğu zaman İslam'ında yine altın oluyordu yani. Altın yine altındır. Öyle değil mi? Ahlak, edep bunu ne yapar? Bunu korur diyebiliriz. Ama ikisini de kaybederse diyor İmam Kurtubi, Adem oğlundan olan bu insan böyle yürüyen şeytanlara döner diyor. Tabiri caizse. Yani hayanın hem fıtri olanını hem de kesbi olanını kaybederse bu tamamıyla yürüyen şeytana döner. Allah bizi bundan muhafaza etsin demişler. Evet. Bir de burada önemli bir mesele daha var kardeşler. Şimdi birileri şunu diyebilir. Yani utanmak güzel bir şey mi? Diyebilir. Haya güzel bir şey mi? Diyebilir. Evet, haya normalde güzel bir şey. Ancak hayanın yapılması gereken yerleri var. Yapılmaması gereken yerleri var. Her ne kadar hadisler umum ise, umuma delalet ediyor ise, bizim burada kastettiğimiz şudur kardeşler. Yani bazı huylar vardır ki bu hayaya benziyor. Ama aslında haya değil o. O pısırıklıktır, o acizliktir, o küçüklüktür. İnsanlar hayaya benzediği için onu haya diye isimlendirirler. Mesela örnek vereyim. Hoş görülmemiş, mezmum olan haya. Örnek vereyim size. İnsan ilim öğrenmek için, rızkını kazanmak için, değil mi? İnsanlara davet etmek için, yani kendisine farz olan emirleri yerine getirmek için adam diyorsa ki ben utanıyorum, ben çekiniyorum diyorsa bu mezmum olan hayadır. Yerilmiş olan hayadır. Yani böyle bir haya övülmemiştir. Bunun dışındaki hayalar övülmüştür. Ancak böyle bir haya övülmemiştir. Biraz örnek vererek anlatayım daha iyi anlaşılsın. Şimdi insan dinini öğrenmek için soracak. Gidip soracak yani utanmayacak. Eğer öğrenemezsen sen dinini cehenneme gideceksin. Bunun sana hiçbir faydası olmaz. Soracaksın. İlim meclislerine gideceksin. Müslümanların arasına karışacaksın. Hayırlı insanlarla olacaksın. Ben utanıyorum. Ben işte haya duyuyorum. Böyle bir şey yok. Bu senin yaptığın acizliktir, tembelliktir. Bakın Peygamber aleyhissalatü vesselamın zamanındaki sahabe annelerimizi düşünelim. Ayşe annemiz diyor ki mesela Ensar kadınları hakkında diyor ki Ensar kadınları ne kadar hoş. Hayaları ilim öğrenmelerine engel olmadı diyor. Ya bu Ensar kadınları ne gibi sorular soruyordu peygambere? Bilindiği gibi Peygamber aleyhissalatü vesselam o zaman ilmin tek kaynağıydı. Yani daha yeni yeni şeriatta bir şeyler değişiyordu değil mi? Sürekli ayet iniyordu. Mesela Ümmü Süleym annemiz
kendisi Enes bin Malik'in annesi gelip Peygamber aleyhissalatü vesselama şöyle bir soru sordu. Gusülden sordu yani. Tabi kadınlar utandılar normalde. Ama ne dedi Ümmü Süleym annemiz? Allah hakkı söylemekten haya etmez dedi. Ve sordu. İşte Ayşe annemiz onun bu tavrını görünce Medine kadınları ne hoş. Hayaları soru sormalarına engel değil. Diyerekten onun güzel bu hasletini, güzel bu huyunu anlatıyor. Tabii kardeşler bunları karıştırmayalım. Öncelikle bazı meselelerden bahsetmek istiyorum. Yani evet bir kadın olsun, erkek olsun her iki kısmın da üzerine ilim farzdır. Bunda hiçbir sıkıntı yoktur. Ancak bir kadının bir kadından öğrenme imkanı var iken, bir kadının kitaptan öğrenme imkanı var iken, bir kadının ses kaydından, televizyondan, internetten aklınıza gelebilecek veya babasından, kardeşinden, oğlundan öğrenme imkanı var iken yabancı bir erkeğe gidip gusül meselesini, hayız meselesini sorması bu bir abezdir, bu ayıptır ve hoş bir şey değildir. Birileri bunu delil getirerek hiç kimse demesin. Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanında böyle bir olay olmuş, biz de böyle yaparız. Birincisi sen sahabe değilsin. İkincisi soru sorduğun şahıs peygamber değil. Üçüncüsü peygamberden başka da hiç kimse soru soracak hiç kimse yoktu o zamanda. Ne zamanki Ayşe annemiz bir şeyler öğrendi. Peygamber onu yetiştirdi. Artık bütün kadınlar Ümmü Seleme annemize, Ayşe annemize ve benzeri annelerimize gidip soru sormaya başladılar. Çünkü peygamber de artık bu tür sorulardan sıkılmıştı. Kadınların kendilerine gelip bu soruları sormalarından aleyhissalatü vesselam utanıyordu, haya ediyordu. Ondan dolayı kardeşler bu çok önemlidir. Yani bir kadına ilim öğrenmesi farzdır. Ancak yerine göre farzdır. Eğer ki kendi evinde bu ilmi talep edebiliyorsa o da haya edecek. Allah'tan korkacak ve bu tür soruları ne yapmayacak? Bu tür soruları sormayacak. Örnek vereyim sana. Kadın diyor ki ilim diyor farzdır diyor. İlim farz olunca bir kadının tek başına takside bir erkekle baş başa kalmasını caiz kılmaz. İlim farzsa bir kadının kalabalık otobüse tek başına girmesini de caiz kılmaz. İlim farzsa eğer yine aynı şekilde kadının mahremsiz uzun yollara çıkmasını da farz kılmaz kardeşler. Burayı karıştırmayalım yani. Yani düşünsenize iki farz var. Sen işine gelen farzı tercih ediyorsun. Öyle bir şey yok. Aslında iki farz yok. Farz olan senin evinde ilmini talep etmen. Dersle talep edebilirsin. Ses kaydıyla talep edebilirsin. Bir sürü yollarla talep edebilirsin. Ama sen ne yapıyorsun? Sen haram yolu tercih ediyorsun. Şimdi her birinize sorsam desem ki örnek vereyim. Bir kadın, yabancı bir kadın. Yabancı bir erkekle bu odada tek başına kalsa caiz olur mu desem her biriniz dersiniz ki caiz olmaz. Peki bir kadın bir erkekle aynı takside tek başına yolculuk yapsa bu caiz olur mu? Yanında mahrem olmadan bu da caiz olmaz kardeşler. Yani ha bu ev yürüyüp gitmiş tekerleği yok ha da tekerleği var gitmiş veya gitmemiş fark eden bir şey yok. O yine o adamla baş başa kalıyor. O yine burada da o adamla baş başa kalıyor. Ondan dolayı kardeşler bu meseleleri kesinlikle karıştırmayalım. Biz ne diyeceğiz? Biz diyeceğiz ki evet ilim talep etmek farzdır ama şerri ölçülerde farzdır. Müslüman bunlara dikkat edecek. Tabii ki hayası ilim öğrenmesine engel olmayacak. Eğer ki farz-ı kifaye dinde zaruri bilinmesi gereken şeyleri bilmiyorsa bunu öğrenmek için çaba gösterecek. Ancak bunu gidip ilk önce kendisine mübah olan yollarla arayacak. Nasıl ki siz tedavi olurken ilk önce mübah yolları arıyorsunuz. Mecbur kaldığınız zaman, zarurette olduğunuz zaman mecbur gidip erkek kadına, kadın ise erkeğe tedavi oluyorsa bu da böyledir. Bu da böyledir. Yani zaruretler haramları mübah kılar ama zaruret nedir onu bilmiyoruz. Buna dikkat etmekte fayda var. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin ayette ilk emirlerinden bir tanesi nedir? وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ Evlerinizde karar kılın. Devamında cahiliye kadınları gibi açılıp saçılmayın. Evlerinizde karar kılın. Evlerinizde oturun. Bu.
Buna dikkat etmekte fayda var. En büyük haya da budur kardeşler. En büyük haya da budur. Ancak biraz önce zikrettiğim gibi ilim talep etmeye engelse haya, biz erkek olabiliriz mesela, kadın olabilir. Bu ne değildir? Bu mezmum olan hayadır. Evet. İkincisi, hakkı söylemekten geri durduran haya. Mesela örnek vereyim biraz. Adamlar karıştırıyor hayayı. Diyor ki, yani biri birine zulmediyor. Biri susuyor, biri zulmünü artırıyor. Susan hayalı oluyor, konuşan zulmetmiş oluyor. Böyle bir şey olabilir mi? Hayır, olmaz kardeşler. Neden? İkisi de zulmetti. İkisi de haya etmiş olmadı. Neden? Biri birine nasihat etmedi, biri birini uyarmadı. Mesela yakın zamanda bir kardeş geldi bana, birinin zulmünü anlattı. Dedi ki bana şöyle yaptı, böyle yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı. Dedim ki sen ne yaptın? Ben hiçbir şey demedim. Şimdi bu adam hayalı mı oldu? Utandı mı? Edepli mi oldu? Ahlaklı mı oldu? Yok. Sorsaydın, uyarsaydın, neden böyle, neden şöyle deseydin kardeşim. Demiyorsan sen de suçta ortaksın o zaman. Hiç konuşma. Yani bunun adı pısırıklıktır. Bunun adı işte küçüklüktür bana göre. Acizliktir. Bu sebepten dolayı eğer ki haya buna engel oluyorsa bu yerilmiş bir hayadır. Kabul edilmez bu haya. Buna biz ne edep diyebiliriz, ne ahlak diyebiliriz, haya hiç diyemeyiz. Söyleyecek, utanmayacak. Hakkı söyleyecek ki kıyamet günü bunun hesabı daha büyük olmasın. İki taraf içinde. Belki sen söylesen adam kendini düzeltecek. Belki sen söylesen adam sana anlattığı şeylerin mantıklı açıklamasını yapacak. Şeriattan delilini açıklayacak. Nereden biliyorsun? Ondan sonra yapıyorsun, susuyorsun, hiçbir şey demiyorsun. Gidip adamın arkasından konuşuyorsun da konuşuyorsun. Konuşuyorsun da konuşuyorsun. Böyle bir haya, böyle bir edep olmaz diyebiliriz kardeşler. Zaten İbnül Kayyım özellikle böyle insanlar için ne diyor? Yanlış şeyleri söyleyerek insanlara nasihat eden konuşan şeytandır. Yanlış şeyleri söyleyerek insanlara nasihat eden konuşan şeytandır. Hakkı söylemekten sakınan ise dilsiz şeytandır. Hakkı söylemekten sakınan ise dilsiz şeytandır diyor diyebiliriz. Evet. Üçüncü bir mesele ise adam mesela diyor ki hayam rızkımı talep etmeme engel oluyor diyor mesela. Olabilir mi böyle bir şey? Böyle bir şey de yine olmaz. Çünkü neden? Bilindiği gibi evin yöneticisi kimdir? Erkektir. Buradan daha çok kastettiğimiz erkeklerdir. Evin yöneticisi erkektir. Erkek rızkını temin etmek için elinden geleni yapacak. Ya ben utanıyorum, işte kadınların huzuruna çıkamıyorum, şöyle yapamıyorum. Sana farz olanı yerine getir. Rızkını helal yoldan ara. Zaten darül küfürde yaşıyorsun arkadaş. Darül küfürde yaşadığın için ister istemez her yer bataklık. Eteklerin bir yerlere değiyor. Sen eteklerini topla, şirkten ve haramdan değmesin diye çaba göster, mücadeleni ver, yoluna devam et. Ondan dolayı rızık kazanmak senin üzerine farzdır. Çoluk çocuğunun rızkını temin etmek senin üzerine farzdır. Ben haya ediyorum şuraya giremem, ben haya ediyorum buraya giremem gibi sözler bu mazeret değildir. Böyle bir haya olmaz. Bu da mezmum olan hayadır. Rızkını temin etmen lazım. Biriyle görüşmen gerekiyorsa gidip görüşeceksin. Patronla konuşman gerekiyorsa konuşacaksın. Utanmayacaksın. Anlatacaksın derdini. Müşteriyle konuşman gerekiyorsa konuşacaksın kardeşim. Konuşman lazım. İhtiyacın var buna. Bunu yapamayan bir adam davet hiç yapamaz. Hiç yapamaz. Davet yapamayan bir adam da farzı kifaya olan bir farzı yerine getirmemiş olur ki şu anda davet yapmak farz-ı ayın durumuna gelmiş çünkü. Çünkü insanların birçoğu bu ameli terk ettiği için maalesef hepimizin üzerine farz olmuş diyebiliriz. Evet. Yani kısacası Allah'ın farzlarında özellikle Allah Azze ve Celle'nin farz kıldığı şeylerde buna engel olan, haya mezmum olan, zemmedilmiş, yerilmiş hayadır kardeşler. Allah bir şey farz kıldıysa bunu yapmak zorundasın. Burada haya devre dışı kalır. Aksisi insan gevşektir, pısırıktır veya küçüktür.
kendi huylarını yenememiştir, hala cahiliyeden çıkamamıştır diyebiliriz. Burada fark ettiyseniz, başında bir hadis okudum. Dedim ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayası neye benziyordu? Yani çadırında gizlenmiş bakire kıza benzetmişlerdi. Kardeşler, haya deyince akla ilk gelen şey kadın ve kızdır. Özellikle genç kızlardır. Genç kızlar konusunda bu çok övülmüştür. Ve bu kadının en büyük ziynetlerinden bir tanesidir demişler. Bu sebepten dolayı alimler hayadan bahsederken özellikle de Musa aleyhisselamla Şuayb aleyhisselamın kızlarının kıssasını nakletmişler. Demişler ki özellikle Şuayb aleyhisselamın kızları hayvanlarına su içirmek için suyun başına gidince orada bazı insanlar görüyor. Başka çobanlar görüyor. Musa aleyhisselam da o an geliyor. Bakıyor ki kızlar orada duruyor. Erkeklerin arasına karışmıyor. Onların gitmesini bekliyor. Bakıyor ki yani onlar hayvanlarını suluyorlar, su veriyorlar, içiriyorlar sularını ama o kızlar orada duruyorlar. Tabi bu durmaları Musa Aleyhisselam'ın dikkatini çekiyor. Diyor ki niye yapmıyorsunuz falan deyince kızlar hayalı bir şekilde ona şöyle cevap veriyorlar. Diyorlar ki onlar gitsin ondan sonra diyorlar. Bakın dikkat edin. Yani Şuayb Aleyhisselam'ın kızlarının hayasına dikkat edin. Hayasına dikkat edin. Ve Musa Aleyhisselam da onların bu şeylerini görünce çok hoşuna gidiyor bu mesele. Onların bu huyları. Ve zaten kızlar da şunu söylüyorlar. Özellikle mazeretlerini de bildiriyorlar. Burada bir ayrıntı var. Diyor ki babamız çok yaşlı. Ondan geldik diyor. Yani biz bunu yapıyoruz ama ondan dolayı yapıyoruz demek istiyorlar. Dikkat edin buraya. Yani zaruretten çıkmışlar. Hayvanlarına su verecekler. Ama orada erkekler var diye, yabancı insanlar var diye onların içine karışmamak için çaba gösteren iki tane hayalı kızdan bahsediyor. Alimler bunu da özellikle ne yapıyorlar? Özellikle örnek olarak veriyorlar. Veya Ebu Bekir'in kızı Esma'nın bir kıssası var. Esma diyor ki, ben diyor Zübeyir'le yeni evlenmiştim. Zübeyir normalde çok kıskanç bir erkek diyor. Biz diyor evlendiğimizde hiçbir şeyimiz yoktu. Bir bineğimiz vardı. Ben diyor ekmek yapmayı bilmiyordum. Yani daha yeni evlenmiş yani. Daha yeni yeni evlenmiş. Diyor Peygamber aleyhissalatü vesselamın bize verdiği bir arazi vardı bir gün. Ben diyor o araziye gittim. İşte hurma çekirdeklerini götüreceğim diyor. Tabii biz evden biraz uzak olduğu için diyor götürdüm. Dönüşte bir kafileyle karşılaştım. Baktım ki Peygamber aleyhissalatü vesselam ve yanında bazı ensardan kimseler var. Aleyhissalatü vesselam beni Medine'ye götürmek için atını indirdi ki arkasına binsin götürsün. Ama Esma diyor ki ben diyor orada yabancı erkeklerin olduğunu görünce utandım ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın arkasına binmedim diyor. Düşündüm dedim ki Zübeyir çok kıskançtır. Benim bu halimi görürse bana çok kızar dedim. Haya ettim, utandım ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın arkasına binmedim. Aleyhissalatü vesselam da benim bu halimi utandığımı görünce o da beni öyle bıraktı gitti. Hani bana karışmadı, benim söylediğimi tasdiklercesine beni öylece bıraktı gitti. İşte sahabe kadınları da böyle hayalıydı kardeşler. Burada da ayrı bir mesele var. Evet. Burada başka bir mesele ise özellikle peygamberlerin kızlarının hayası, sahabenin kızlarının hayasından bahsettikten sonra bir de günümüzdeki kızların hayalarından biraz bahsedelim. Şimdi bilindiği gibi biraz önce anlattığım gibi kadının en büyük ziyneti hayasıdır. Süsü budur yani. Ondan dolayı alimler bunu çok dillendirmişler. Ancak bugün bazı insanlar bir kızın hayalı olmasını, edepli olmasını gericilik, çağ dışı gibi isimlendiriyorlar. Onlara göre nedir? Onlara göre gerçek kızın nasıl olması gerekiyor? Gerçek kızlarının şöyle olması gerekiyor. Gidecek, affedersiniz, gecenin bir vakti eve gelmeyecek veya geç gelecek veya erkeklerin içine karışacak veya okullara gidecek, erkeklerle karma karma eğitim görecek. Onlara göre çağdaşlık bu. Ama halbuki fıtratta olan nedir? Fıtratta olan şudur ki genç kızın hayası onun için çok önemlidir ve Allah Azze ve Celle'nin kıza verdiği en büyük süslerden bir tanesidir.
Bu sebepten dolayı kardeşler, anne babalar bugün en çok şikayet ettikleri şeylerden bir tanesi nedir? En çok şikayet ettikleri şeylerden bir tanesi şudur. Derler ki çocuklarımız, kızlarımız bizi dinlemiyor. Kızlarımız bizi saygı göstermiyor. Kızlarımız işte bizi dinlemiyor, bizi takmıyor gibi şeyler söylüyorlar. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi şudur kardeşler. En büyük sebebi okullardaki o karma eğitim. Yani haya perdesi, ar perdesi zaten daha küçücük yaşta yırtılıyor. O sebepten dolayı bu kızlar annelerine babalarını zaten takmıyorlar. Anneleri babaları da zaten bunu çağdaşlık olarak görüyorlar. Televizyonlara bakıyorlar, dizilerde aynı şeyler devam ediyor. Yani bir kız bir erkekle çıkıyor, bu normal bir şey. Okulda sevgililer var, bu normal bir şey. Kız erkek beraber oturuyor, normal bir şey. Beraber denize gidiyorlar, baleye gidiyorlar, şuraya gidiyorlar, sinemaya gidiyorlar. Bunlar normal bir şey. Hatta bir kızın bir sevgilisinden çocuk doğurması bile normal bir şey, nikahsız bir şekilde. Ki zaten bugün okullardaki durumları hepiniz biliyorsunuz, bunlar malum şeyler. Haberlerde her gün dinliyorsunuzdur. Yani bu kızların, bu çocukların haya perdeleri yırtılmış kardeşler. Erkek olsun, kız olsun fark etmez. Ta küçücük yaştayken kızları ve erkekleri yan yana oturtuyorlar ki ne olsunlar? Haya perdeleri, ar perdeleri yırtılsın. Bu bir tane şahıs var. Yani bugün Türklerin kendilerine bizim atamız dediği o şahıs, Mustafa Kemal dediğimiz o şahıs, o ne diyordu? Bu insanlarda bu namus kavramı, bu namus bilinci olduğu sürece bunlardan bir şey olmaz. Biz ne yapacağız diyordu mesela? Biz bunları karıştıracağız birbirine. Yani kadın erkek birbirine girecek. Namus kavramı kalkacak. Haya kavramı kalkacak. O zaman diyor bunlar bir çağ atlarlar. Çağdaşlık diye isimlendirdikleri bu. Çağdaşlık diye isimlendirdikleri kadın, işte kız gece eve geç gelecek. İşte sevgilisiyle gelecek. Sevgilisini babasıyla tanıştıracak. Mini etek giyecek. Şunu yapacak, bunu yapacak. Bunların çağdaşlık dediği mesele bu kardeşler. Bunun zıttı ise nedir? Bunun zıttı ise hayadır. Müslüman kadının hayasıdır. Müslüman olması şart değildir. Bir kız Müslüman olmasa bile onun fıtratında ne vardır? Onun fıtratında haya vardır. Ama küçüklüğünden bu haya perdesini yırttıysa artık ne olur? Artık bu bitmiştir. Bu sebepten dolayı biz diyeceğiz ki hani bugün anneler babalar şikayet ediyor ya, işte çocuklarımız bizi dinlemiyor. İşte biz ne desek boş, saygı yok, sevgi yok, ar yok, namus yok, hamd yok, şükür yok. Bunun sebebi nedir kardeşler? Bunun en büyük sebebi işte bu anne babalardır. Küçücük yaşta çocuklarını okullara gönderiyorlar. Kızlarla erkekler beraber el ele oyunlar oynuyorlar. Ar ve namus perdeleri yırtılıyor. Ondan sonra da ne yapıyorlar? Ondan sonra da şikayet ediyorlar. Allah Azze ve Celle böyle kimseler için diyor ki innel hasirinellezine hasiru enfusahum ve ehlihim. Allah Azze ve Celle diyor ki de ki şüphesiz hüsrana uğrayanlar kıyamet gününde kendilerini ve ailelerini hüsrana sokanlardır. Devamında diyor ki dikkat edin, en büyük hüsran da budur. Kendini ve ehlini, ailesini hüsrana sokanlardır. En büyük hüsran budur işte. Bugün kendi elleriyle ne yapıyorlar? Kendi elleriyle çoluk çocuğunu gidip fuhşiyata, gidip putperestlere ne yapıyorlar? Teslim ediyorlar maalesef. Evet. Bununla beraber şunu da söyleyebiliriz kardeşler. Geçmişteki haya ile, geçmişteki edep ile şu andaki edep arasında da dağlar var. Geçmişte kısmi olarak insanlar arasında ne vardı? İnsanlar arasında örf vardı. Mesela bir çocuk babasının yanında oturamazdı. Ona saygı gösterirdi. Veya bir gelin kaynanasının yanında yemek yemezdi. Bir çocuk ilk önce annesine babasına yedirir. Ondan sonra kalırsa kendisi yerdi. Saygı, haya, edep, onların yanında bırakın sigara içmeyi, ayaklarını uzatamazdı. Ama bugün ne yapıyorlar? Bugün beraber bardak tokuşturuyorlar. O duruma gelmiş yani. Ya bunun en büyük sebebi de nedir kardeşler? Bunun en büyük sebebi işte içinde bulunduğumuz toplumdaki haya perdesinin, ar perdesinin yırtılması. Burada sadece okulların değil, aynı şekilde televizyonların, dizilerin de çok büyük bir suçu var kardeşler. Çok büyük bir suçu var. Çünkü bilindiği gibi her zaman söylüyoruz ya, bu sistem
Çocukları okullarda, yaşlıları camide, kadınları televizyon başında, gençleri askeriyede ne yapıyorlar? Tüketiyorlar, bitiriyorlar. Bu şekilde bitiriyorlar. Adamın çıkış yolu yok. Ya baş kaldıracak, diyecek ki yeter, ben senin kanunlarına göre yaşamaya mecbur değilim diyecek, baş kaldıracak ya da bu girdaptan çıkamayacak. Bu iş böyledir yani. Evet. Devamında İmam Maverdi şunu söylüyor. Diyor ki haya üç kısımdır. Bir, Allah'a karşı haya, kişinin kendi nefsine karşı haya, bir de insanlara karşı haya, utanmak diye üç kısma ayırıyor. Kişinin Allah'a karşı haya etmesi ne demektir peki? Kişinin Allah'a karşı haya etmesi, onun emirlerini ve yasaklarını dinlemesi kardeşler. Yani nerede olursa olsun, Rabbim beni görüyor, Rabbim beni işitiyor ve ben ondan haya ediyorum demesi. Yani ihsan makamını yaşaması. Her an Allah Azze ve Celle'nin kendisini gördüğünü, işittiğini düşünmesi. Allah bunu haram kıldıysa benim bunu yapmamam lazım. Allah buna gazap edecekse benim bunu yapmamam lazım. Özellikle Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası hakkında müfessirler bazı rivayetlerde bulunur İsrailiyat'ta. Mesela Züleyha ile Yusuf'un kıssasında şöyle bir durum var. Züleyha tam zinaya meyledeceği zaman putun üstünü örtüyor. Yusuf Aleyhisselam diyor ki niye öyle bir şey yaptın diyor. Diyor onu görünce utanıyorum diyor. O diyor ki Allah Azze ve Celle, aziz ve celil olan Allah, senin bu taptığın, bundan utanmandan daha hak sahibidir. Ben de ondan utanıyorum diyor. Haya ediyorum diyor. Şimdi kardeşler bu her ne kadar İsrailiyat dahi olsa burada güzel bir örnek var. Yani nerede olursan ol, Allah Azze ve Celle kendisinden haya edilmeye daha layıktır. İlk önce bunu bileceğiz. Temel budur yani. İkincisi, insanın kendi nefsiyle yaptığı hayadır ki o da her ne kadar dışarıya vurmasam da ben daha çok insanın iç aleminden bahsedeceğim. Düşüncelerinde haya etmen lazım. Aklına haram olan bir amel geliyor. Haya et. Allah'tan haya et. Hiç kimse seni görmese de Allah Azze ve Celle seni görüyor. Sana haram olan, karşındaki insanların hoşuna gitmeyecek bir amel geliyor. Allah'tan haya et. Yani kendi nefsinden haya et. Allah zaten görüyor. Haya edeceksin. Diyeceksin ki estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah diyerek Allah'a sığınacaksın. Bu insanın zihninde oluyor. Çünkü şeytan sürekli insanla mücadele eder. Onun zihnine sürekli istemediği, haram gördüğü şeyleri atar. Mesela ne yapar? Gider hoşlanmadığı bir, istemediği bir kadının şeklini getirir hemen zihnine. Veya istemediği, kardeşi gibi gördüğü birinin, ehlinden birinin şeyini getirir, koyar. Değil mi? Mücadele et. De ki estağfurullah, estağfurullah, Allah'sın, haya et. Bu düşünceleri bırak diyeceksin. Ve burada ne yapacaksın? Kendi nefsinle olan mücadeleye galip gelmek için haya edeceksin. Ve galip gelmek için çaba göstereceksin. Yine insanların arasında haya etmek ise şu şekilde açıklanmıştır İmam Maverdi tarafından. Demiştir ki eğer ki insanlar arasında haya da şudur, insanların haklarına riayet etmek. Komşuysa komşunun hakkına riayet etmek, yolcuysa yolcunun hakkına riayet etmek, helal ve haramlara riayet etmek, onlara zarar verecek şeylerden kaçınmak, değil mi? Onlara faydalı olmak, bu konuda Allah'tan korkmak ve haya etmek, onlara karşı haya etmek. Ama dediğim gibi haya edilmeye layık olan ancak Allah Azze ve Celle'dir. İlk önce insan Allah'a karşı haya eder diyebilirim. İlahiri bunun örneklerini çoğaltabiliriz. Hadis biraz kısa olduğu için biraz daha böyle haya konusunda durayım dedim kardeşler. Bir dahaki hafta inşallah kaldığımız yerden devam ederiz 21. hadiste. Burada duralım inşallah. Bu ahiri davana elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanak Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente.